Merhaba sevgili öğrenciler, mobil uygulamamız yayında. Play Store'dan rahatlıkla indirebilir, istediğiniz her yerde ve her zaman çok kolay bir şekilde ders çalışabilirsiniz. Merhaba sevgili öğrenciler, bu dersimizde 6. sınıfın 5. ünitesi olan At The Fair, Panayır'da ünitesini işleyeceğiz. Bu üniteyle ilgili kelimeleri verdikten sonra konu anlatımını yapacağım. Haydi dersimize başlayalım. Öncelikle bu üniteyle ilgili kelimelere göz atalım. Fair, Amazement Park, Panayır, Fuar, Luna Park anlamlarına gelir. Carnival, Karnaval, Festival. Roller Coaster, Hız Treni. Ferris Wheels, Big Wheels, Dönme Dolap. Bumper Cars, Çarpışan Arabalar. Ghost Train Korku Tüneli Carousel Atlı Karınca Chairoplane Wave Swinger Dönen Salıncak Magic Mirror Halls of Mirrors Aynalı Salon Vocabulary Kelimeler anlamına gelir. Bu ünite altında bulunan diğer kelimelere göz atalım. Circus, Sirk, Clown, Palyaço, Ticket, Bilet, Token, Jeton, Ride, Biniş, Toy, Oyuncak, Hold Tight, Sıkıca Tutmak, Swing, Sallanmak, Feelings, duygular demektir. Bu nitede önemli olan diğer bir kelime başlığı ise duygularımızdır. Şimdi duygularımızı İngilizce'de nasıl ifade ederiz onlara göz atalım. Dal, donuk, soğuk, cansız. Terrifying, dehşet verici. Upset, set, unhappy, üzgün. Tired, Yorgun. Sleepy. Uykulu. Happy. Mutlu. Bored. Sıkıcı. Fabulous. Mükemmel. Anxious. Nervous. Worried. Endişeli. Scared. Frightened. Korkutucu. Excited, teyralt, heyecanlı, terrified, dehşete kapılmış, amazed, surprised, şaşırmış, angry, kızgın, moody, karamsar, fantastic, horrible korkunç interesting ilginç relaxed rahat exciting heyecan verici thrilling heyecan verici crazy çılgın frightening dehşet verici surprised şaşkın enjoyable eğlenceli amazing hayret verici signs signs tabelalar işaretler anlamına gelir don't take photos fotoğraf çekmek yasaktır fasten your seat belts emniyet kemerini bağla don't eat or drink Yemek içmek yasak. Pets not allowed. Evcil hayvana izin verilmez. For general audience. Genel izleyici kitlesi. No mobile phones. Telefona izin verilmez. For 13 and over. 13 yaş ve üzeri için. How do you feel? Sen nasıl hissediyorsun? Ya da How does she or he feel? O erkek ya da o kız nasıl hissediyor? İngilizcede bir insanın nasıl olduğunu, yani ruh halini, duygularını sormak için how do you feel kalıbını kullanırız. Feel hissetmek anlamına gelir. Eğer erkek ve kız özneleri için soracaksak how does he feel, how does she feel olarak sorarız. Nasıl hissettiğimizi İngilizce'de cevaplamanın iki yolu vardır. Şimdi bunlara göz atalım. Eğer nasıl olduğumuza cevap vermek istiyorsak iki şekilde cevap verebiliriz. Birincisi be fiili denilen am, is ve are kullanılarak cevap verilen yanıtlardır. Be fiilini kullanarak nasıl olduğumuzu şu şekilde söyleriz. Ay öznesi am ekini alır. He, she, özneleri kendinden sonra is yardımcı ekini alır. They, we, you özneleri kendinden sonra are yardımcı fiilini alır. Öncelikle özneyi yazdıktan sonra özneye uygun olarak am, is, are yardımcı fiillerinden bir tanesini seçer ve ardından feelings yani nasıl hissettiğimiz, üzgün, mutlu, yorgun, uykulu gibi sıfatları yazarız. Şimdi örneklere göz atalım ve bu konuyu daha kalıcı bir hale getirelim. Örneğin, how do you feel? Sen nasıl hissediyorsun? Buna cevap verirken, I am unhappy. Ben mutsuzum. I öznesinden sonra am yardımcı fiilini kullandık ve daha sonra nasıl hissettiğimizi cümlenin en sonunda belirttik. How does he feel? O nasıl hissediyor? Öznemiz he öznesi olduğu için bu sefer soruda do yerine does kullandık. Çünkü he she it öznelerinde sorularda does kullanılır. O erkek nasıl hissediyor? Cevap olarak he is happy. O mutlu. He özdesinden sonra is yardımcı fiili kullanılır. How does she feel? Kız nasıl hissediyor? Özne kız öznesi olduğu için soruda does yardımcı ekini kullandık ve cevap olarak She is angry. O sinirli. She kız öznesinden sonra is yardımcı fiili kullanılır. How do they feel? Onlar nasıl hissediyorlar? I, we, you ve they öznelerinde soruda do kullanılır. Onlar nasıl hissediyorlar sorusuna cevap olarak they are scared. Onlar korkmuş hissediyorlar. They öznesinden sonra are yardımcı fiili kullanılır. Bu birinci cevap verme şekliydi. Eğer duygularımızdan cevap vereceksek, öznelere göre am is are yardımcı fiilini kullanır ve ardından nasıl hissettiğimizi söyleriz. Şimdi ikinci şekline göz atalım. İkinci söyleme şekli feel kelimesini kullanmaktır. Feel hissetmek anlamına gelir. Ben üzgün hissediyorum. Ben mutlu hissediyorum gibi cümleler kuracağız. Bunun kuralı ise şudur. I, they We ve you öznelerinde feel hiçbir ek almadan olduğu haliyle kullanılır. Ama he, she ve it öznelerinde feel kelimesi bu sefer s takısı alır ve feels olarak kullanılır. Özneyi yazdıktan sonra özneye uygun şekilde feel ya da feels yazarız. Ardından nasıl hissettiğimizi üzgün, mutlu, şaşkın gibi kelimeler kullanırız. Şimdi örneklere göz atalım ve konuyu daha iyi kavrayalım. Örneğin, How do you feel? Sen nasıl hissediyorsun? Buna cevap olarak I feel relaxed. Ben rahatlamış hissediyorum. I öznesinden sonra feel, hissetmek kelimesini kullanır ve nasıl hissettiğimizi cümlenin en sonunda bahsederiz. How does he feel? O nasıl hissediyor? Buna cevap olarak he feels bored o sıkılmış hissediyor. He erkek özdesinden sonra feel hissetmek kelimesi es takısı almıştır. How does she feel? O kız nasıl hissediyor? She feels excited. O heyecanlı hissediyor. She özdesinden sonra kullanılan feel hissetmek kelimesi es takısı almıştır. How do they feel? Onlar nasıl hissediyorlar? They feel sleepy. Onlar uykulu hissediyorlar. They özdesinden sonra feel yardımcı eki hiçbir ek almadan olduğu haliyle kullanılır. Likes, sevmek anlamına gelir. Eğer İngilizce'de bir şey sevdiğimizi söylemek istiyorsak bunu çeşitli kelimelerle söyleriz. Şimdi bu kelimeleri göz atalım. Bir şey sevdiğimizi söylemenin ilk hali like'ın kendisidir. Like, sevmek anlamına gelir. Şimdi bunu cümle içinde kullanalım. Örneğin, I like roller coaster. Ben hız trenini severim. I öznesinden sonra like, sevmek kelimesini hiçbir ek almadan olduğu haliyle kullandık. İkinci hali de şudur. She likes roller coaster. O kız hız trenini sever. She özdesinden sonra eğer like, sevmek kelimesini kullanacaksak bu sefer s takısı eklemeliyiz. He, she ve it öznelerinde s takısı kullanılır. Tekrar bahsedelim. Like, sevmek anlamına gelir ve he, she, it öznelerinde kullanacaksak buna s takısı getiririz. Bir şeyi sevdiğimizi söylemenin ikinci hali love, çok sevmek anlamına gelen kelimedir. Örneklere göz atalım. I love Ferris wheel. Ben dönme dolabı severim. I öznesinden sonra love, çok sevmek anlamına gelen kelime hiçbir ek almadan olduğu haliyle kullanılmıştır. He loves Ferris wheel. O dönme dolabı sever. He öznesinden sonra kullanmak istiyorsak eğer yine buna da s takısı ekleriz. Tekrar etmek gerekirse, love sevmek anlamına gelir. He, she ve it öznelerinde s takısı alır. Bir şey sevdiğimizi ifade etmenin diğer bir yolu ise enjoy'dur. Enjoy da sevmek, hoşlanmak anlamına gelir. Örnekler şu şekildedir. I enjoy carousel. Ben atlı karıncadan hoşlanırım. I öznesinden sonra enjoy kelimesi hiçbir ek almadan olduğu haliyle kullanılmıştır. She enjoys carousel. O atlı karıncadan hoşlanır. Bu sefer she öznesi olduğu için enjoy es takısı almıştır. Yine tekrar etmek gerekirse enjoy, sevmek, hoşlanmak anlamına gelir ve he, she, it öznelerinde s takısı alır. Dislikes Eğer İngilizce'de bir şeyi sevmediğimizi söylemek istiyorsak onların da çeşitli yolları vardır. İlk yol şu şekildedir. Dislike'ım kendisini kullanarak bir şeyi sevmediğimizi ifade edebiliriz. Örneğin I dislike ghost train. Ben hayalet trenini sevmiyorum. I öznesinden sonra kullanılan dislike sevmemek kelimesi kendinden sonra hiçbir ek almamıştır. He dislikes ghost train. O hayalet trenini sevmiyor. He öznesinden sonra dislike kullanmak istiyorsak bu kez s takısını eklemek zorundayız. Not olarak belirtelim. Dislike sevmemek anlamına gelir ve he she öznelerinden sonra s takısı alır. Bir şeyi sevmediğimizi söylemenin diğer bir yöntemi ise hate. Hate bir şeyden nefret etmek anlamına gelir. Şimdi örneklere göz atalım. I hate egg. Ben yumurtadan nefret ederim. I öznesinden sonra hate nefret etmek kelimesi kendinden sonra hiçbir ek almamıştır. She hates egg. O kız yumurtadan nefret eder. Bu sefer she öznesinden sonra kullanıldığı için s takısı almıştır. Not olarak belirtelim. Hate nefret etmek anlamına gelir. He, she, it öznelerinde es takısı alır. Bir şeyi sevmediğimizi söylemenin diğer bir hali ise not like'tır. Yani sevmemek anlamına gelir yine. Bunu kullanmak öznelere göre değişkenlik gösterir. Örneğin, I don't like fish. Ben balık sevmiyorum. I öznesinden sonra don't like kalıbını kullanırız. It doesn't like fish. O balığı sevmiyor. Bu sefer it öznesi olduğu için don't değil de doesn't kullandık. Şu şekilde not düşebiliriz. He, she ve it öznelerinde doesn't like sevmemek anlamına gelir. I, we, you ve they öznelerinde don't like sevmemek anlamına gelir. İngilizcede bir insana ya da bir şeyi sevmediğimizi ya da sevdiğimizi söylemenin bütün yollarını size bu ders içerisinde anlattım. Bunları not alırsanız kolaylıkla ezberleyebilirsiniz. Personal opinions. Kişisel düşünce demektir. İngilizcede kişisel olarak fikrimizi ifade etmenin çeşitli yolları vardır ve bunlar çok kolay yollardır ve günlük hayatta oldukça sık kullanılırlar. Şimdi bunlardan bahsedelim. Eğer birinin bir konu hakkındaki düşüncesini merak ediyorsak ve ne düşündüğünü soracaksak, bunu sormanın hali şudur. What do you think about? Şunun hakkında ne düşünüyorsun demektir. Noktalı yere de ne istiyorsak, neyi soruyorsak onu yazmamız gerekir. Örneğin, what do you think about pizza? Pizza hakkında ne düşünürsün? Think, düşünmek anlamına gelir. About, hakkında anlamına gelir. Şimdi birinin bir şey hakkındaki düşüncesini sormayı öğrenelim ve ardından kendi düşüncemizi nasıl ifade edebileceğimizi görelim. Kendi düşüncemizi ifade etmenin ilk yolu I think. Ben düşünüyorum. Bence, benim fikrime göre anlamlarına gelir. Örneğin, What do you think about music? Müzik hakkında ne düşünürsün? Eğer düşüncemizi söyleyeceksek, I think music is exciting. Bence müzik heyecan vericidir. Cümlenin başında kullandığımız I think bence anlamına gelir ve bu kızın düşüncesini ifade etmiştir. Eğer bir şeye katılmıyorsak, bu konu hakkında farklı düşünüyorsak bu sefer I don't think so. Hayır, ben öyle düşünmüyorum gibi anlamlarına gelir. Cümle içerisinde inceleyelim. Ghost train is frightening. Korku treni ürkütücüdür. What do you think about ghost train? Sen korku tüneli hakkında ne düşünüyorsun? I don't think so. Ben öyle düşünmüyorum. Ghost train is fantastic. Bence korku treni harikadır. Gördüğünüz gibi eğer karşı tarafa katılmıyorsak, onun söylediğinin dışında farklı bir şey söylemek istiyorsak eğer, I don't think so. Hayır, ben öyle düşünmüyorum dedikten sonra kendi fikrimizi söyleriz. I agree. Eğer birinin düşüncesine katılacaksak, yani onunla aynı şeyi düşünüyorsak eğer, İngilizcede I agree ya da I agree with you kalıplarını kullanırız. Ben seninle aynı fikirdeyim anlamına gelir. Örneğin, I hate Ferris wheels. They are boring. Ben dönme dolaptan nefret ederim. Onlar sıkıcıdır. Bu kişi kendi düşüncesini söylemiştir. Karşıdaki kişi ise I agree. Ben sana katılıyorum. They are not excited. Onlar heyecan verici değildir. Karşıdaki kişinin düşüncesine katıldığı için cümlenin başında I agree demiştir. Ben sana katılıyorum. Eğer karşıdaki kişinin bu sefer düşüncesine katılmıyorsak, ondan farklı bir şey düşünüyorsak I don't agree. Ben seninle aynı fikirde değilim diyebiliriz. Örneğin, Playing football is amazing. Futbol oynamak harikadır. I don't agree. Ben sana katılmıyorum. Playing football is boring. Futbol oynamak sıkıcıdır. Karşıdaki kişiye katılmadığı için ondan farklı bir şey düşündüğü için I don't agree kalıbını kullanmıştır. Yani karşıdaki kişiye katılmıyor. Not almak isteyenler için tekrar edelim. Personal opinions kişisel düşünceler demektir. İngilizcede kişisel olarak fikrimizi ifade etmenin yolları şunlardır. I think. Bence. I don't think so. Ben öyle düşünmüyorum. I agree. Sana katılıyorum. I agree with you. Sana katılıyorum. I don't agree. Sana katılmıyorum. I don't agree with you. Sana katılmıyorum. Şimdi bu ünite içerisinde en çok sorulan soru tarzını birlikte çözelim. Summer Fair Yaz panayırı Yazın yapılacak aktivitelerle ilgili bir broşür var önümüzde. Bu broşür bu aktivitelerin nerede, ne zaman, saat kaçta ve hangi fiyatlara yapılacağı yazıyor. Bu broşürle ilgili gelebilecek soruları birlikte soralım ve birlikte bunları cevaplayalım. İlk sorumuz şu şekilde. When is the fanfare? Bu panayır ne zaman? When ne zaman anlamına gelir broşürü incelediğimizde bu panayırın Saturday 24th June 2017 yani 2017 Haziran'ın 24'ünde Cumartesi günü yapılacağı söyleniyor. Cevap verirken bu cümlenin başında on kullanmak zorundayız çünkü on günlerle birlikte kullanılan bir kelimedir. On Saturday 24th June 2017 olarak cevap veririz. İkinci sorumuz ise şudur. Where is it? Bu aktivite nerededir? Where nerede anlamına gelir? Afiş incelediğimizde in the downtown şehir merkezinde olacağını görüyoruz. Bu yüzden cevap olarak direkt in the downtown yazabiliriz şehir merkezinde. Bir sonraki soru şu şekildedir. How much is one right? Bir biniş ne kadardır? Broşür incelediğimizde all rides one token bütün binişler bir jetondur yazıyor. Bu yüzden buna cevap olarak one token bir jeton yazabiliriz. Diğer bir soru ise şudur. What time does it start? Bu aktiviteler ne zaman başlayacak? What time saat sorar. Burada direkt bir saat belirtmemiz gerekir. Broşürü incelediğimizde bu aktivitelerin 11.30 ile 2.30 arasında gerçekleşeceği yazıyor. Bu yüzden buna da cevap verirken şöyle cevap veririz. Et ile başlarız cümleyi çünkü saatlerden önce kesinlikle et kelimesini kullanmak zorundayız. At half past eleven a.m. half past two p.m. sabah 11.30'da akşam iki buçuk arasında gerçekleşecektir. Beşinci soru şu şekildedir: How much is one token? Bir jeton ne kadardır? Broşür incelediğimizde one token one euro yani bir jeton bir eurodur. Bunu şu şekilde yazabiliriz. One euro ya da one pound olarak yazılabilir. Bu ünite içerisinde hatırlamanız gereken diğer bir husus ise şudur. How many? Kaç tane anlamına gelir. Örneğin, how many token do you have? Sen kaç tane jetona sahipsin? Cevap olarak I have three token. Ben üç tane jetona sahibim. Cevap olarak bir sayı belirtebiliriz. Diğer bir nokta ise how much. How much ne kadar anlamına gelir? Örneğin, how much is one right? Bir biniş ne kadardır? It is two Turkish lira. Bir biniş iki Türk lirasıdır. How much da fiyat belirtiriz, how many de sayı belirtiriz. Bu ünite içerisinde bilmeniz gereken bazı kaynakların ve map kitaplarının da değindiği diğer bir konu ise comparative konusudur. Comparatives karşılaştırma anlamına gelir. İki insanı ya da iki nesneyi karşılaştırırken kullandığımız yapılardır. Comparatives'leri 3. ünitede ben anlattım. Ama eğer tekrar dinlemek istiyorsanız, bir daha bu konuya çalışmak istiyorsanız yukarıda komparatif konu anlatımı ile ilgili link bırakıyorum. Bu linke tıklayarak bu konuyu iyice çalışabilir ve bol örnekler çözerek kolayca öğrenebilirsiniz.